Herkese yeniden merhaba, ben Buğçe Kondakçı. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlere kaş videosu çekmek istiyorum. Kaşlarımı nasıl gürleştirdiğimi göstermek istiyorum. Bunu biliyorsunuz, videomu izlemişsinizdir diye tahmin ediyorum. İzlemediyseniz linki hemen köşeye bir yere bırakıyorum. İzleyebilirsiniz onu da. Kaşlarımı nasıl gürleştirdim? Yani kaşlarımı gürleştirmem çok zor oldu benim için. Hani gerçekten bir senemi falan aldı. Çünkü kaşlarıma ben gerçekten hani takıntılıydım ve kaşlarımı eskiden kesinlikle hani boyamadan dışarı adımı hani bakkala dahi adımımı atmazdım o derece. Yani şöyle bir şey oluşturmuştu artık bu kaş olayı bende. Okula gidiyorum mesela, sabah zaten köründe kalkıyorum lisede. Unutuyorum bazen kaşlarımı boyamayı ve bütün gün gerçekten psikolojik bunalım oluşturuyordu bu olay bende. Hani kaşlarımı boyamamak gerçekten bende bir özgüvensizlik oluşturuyordu. Ben de buna bir çözüm üretmek istedim. Hani kaşsızlık ya da kaşlarını beğenmeme gibi problemlerin nasıl bir özgüven eksikliği yarattığını biliyorum. O yüzden böyle bir video çekeyim. Hem sizler için bir yararlı olur hem de benim için güzel olur diye düşündüm. Sizlere o yüzden anlatayım diyorum. Kaşlarımı gürleştirmek için kirpik serumumla aynı serumu kullandım. O da sizlere söyleyeyim. Videodan da izleyebilirsiniz hani nasıl yaptığımı, ettiğim kirpiklerimi nasıl gürleştirdiğimi. Ama tekrar bu videoda bahsetmek istiyorum kullandığım yağları. Hint yağı, sarımsak yağı, jojoba yağı, tatlı badem yağı, Hindistan cevizi yağı, bir de E vitamini ampullerinden kırıp bir tane koyuyorum. Şöyle bir kaba koyuyorum bunların hepsini. Çok az az miktarda koyuyorum hepsinden. Bitene kadar kullanıyorum. Hiç hani zaten bozulma gibi bir sorunu olmuyor böyle şeylerin. Bayağı da bitirmişim zaten, bunun sonuna gelmişim. Bunun da böyle beyaz olmasının sebebi, normalde bu kadar beyaz olmuyor. En son kullandığımda, yaptığımda organik Hindistan cevizi kullandım. Hindistan cevizi yağı kullandım. O da birazcık böyle katılaştığı için falan böyle beyazlaşıyor. Ama bence tabii ki organik alabiliyorsanız organik kullanmanız daha iyi olur. Zaten gratislerde falan da satılıyor artık her yerde. Bu yağı sadece normal olarak kaşlarıma sürmedim. Şöyle bir farklılığı oldu benim açımdan. Yani tabii ki normal olarak sürüyordum. Kaşlarım şöyle, benim eskiden çok böyle tüy gibiydi, inceydi yani böyle kılları ve ben kaşlarımın böyle kıl kıl görünmesini seviyorum. Yani öyle olmasını istiyordum açıkçası, gür görünmesi için. Ve hani bunu yaptığım zaman uzun bir süre sadece hani sürerek, gece yatmadan önce sürerek kullandım uzun bir süre. Ve kaşlarımın sadece gürleştiğini ve gürleştiğini derken hani tellerinin gürleştiğini fark ettim. Ama bende şimdi şöyle bir sorun var. Ben kaşlarımın şeklini de değiştirmek istedim. Ve şeklini değiştirmek için hani olmayan yerlerinde kaş çıkarmak çok büyük bir problem. Bazen kaşlarınız küsüyor ediyor yanlış almaktan dolayı. Ben hani bugüne kadar hiç kaşlarımı bir kuaförde aldırmadım. Hep kendim aldım bugüne kadar. Ve tabii ki hatalı aldığım da oldu, ettiğim oldu. O yüzden hani kaş küsebiliyor, edebiliyor, böyle problemler de gerçekleşebiliyor. Öyle olduğu zaman da geri dönüşü çok zor oluyor. Ben nasıl yapabilirim diye bunu düşündüm, araştırdım, ettim. Ve böyle dermaroller, normalde bu cilt için kullanılıyor. Dermaroller kullanmaya karar verdim kaşlarımda. Nasıl yaptığımı göstereceğim size. Ve dermarollerin ne olduğundan da bahsedeyim birazcık. Şöyle, böyle dönebilir bir şey var, aparatım var dinlediğim. Küçük küçük iğneleri var. Bunların milimleri falan olması gerekiyor. Birçok sitede zaten bu ürünü bulabiliyorsunuz. Ürün de şöyle. Bunların milimetre farkları var. Bu sanırım 1.0 olması gerekiyordu. Emin değilim ama emin olup videonun altına doğru olanı koyacağım. Ondan eminim yani. Nasıl uyguladığımı gösteriyorum size ve neden böyle yaptığımı da söylemek istiyorum. Şimdi bunu kaş, yani normalde tabii ki cilt için uygulanıyor ama bunu yaptığınız zaman oradaki küçük gözeneklerin açıldığını düşünün ve onun üstüne bu yağı uyguladığınız zaman o gözeneklere iyice nüfuz ettiği için olmayan yerde de kaş çıkma ihtimali, olasılığı artıyor ve kolaylaştırıyor bunu. Şöyle benim kaşlarımın şu kısmında, bunu şöyle yakından da göstereyim size. Benim eskiden videosu şeyin fotoğrafını da koyacağım nasıl olduğunu. Çok bulamadım hani kaşımın tamamen boyasız olduğu, hiç daha boyamadığım bir fotoğrafı yok. Çünkü gerçekten inanılmaz takıntılıydım ben bu konuda. Hiç kaşlarımı boyamadan fotoğraf bile hani çekilmezdim, etmezdim. Bir tane buldum. Kaşlarım boyamama rağmen burasında acayip derecede boşluk var. Hani şu anda var zaten o boşluk, göstereyim size şöyle. Boşluk var ama bununla birlikte gerçekten o boşluk birazcık daha azaldı. Yani hani kaşıma istediğim şekli verebildim. Hani bunun sayesinde şuralarımda da kaşlar çıktı, gürleşti yani kaşlarım. Zaten eski fotoğrafı koyunca da anlayacaksınız nasıl olduğunu, farkı. Bunu nasıl uyguladığıma geçiyorum. Direkt bunun bir spreyi var, özel solüsyonu var. Onu sıkıyorsunuz, antibakteriyel bir sprey, mikrop kapmamak için. Ben bazen çakmakla da ısıtıyorum böyle hani tamamen bütün mikroplar ölsün diye. Kaşı direkt şöyle farklı farklı yönlerden. Bunu çok bastırmıyorsun. Zaten öyle çok bir acısı olmuyor. Çok acımıyor yani. Hani sıkıntı yok. Şu şekilde. Yani tek yöne şöyle yapmazsanız hep daha iyi olur. Hani böyle bir aşağı bir yukarı bu şekilde. Birazcık oradaki kan akışını hızlandırmış da oluyoruz. Şu şekilde. Ben normalde bunu böyle bol bol yapıyorum. Her tarafı. Sonra parmağımla, bir kulak pamuğuyla fark etmiyor. Sadece ellerinizin temiz olması önemli mikrop kapmasın diye. Bir damla alıp kaşımı sürüyorum. Öyle yatıyorum. Yani çok
Yapmanız gereken öyle çok bir şey yok. Her gün sürerseniz bunu, yapabildiğiniz kadar da yapabilirsiniz bundan. Gerçekten kaşlarınız, hani çok kısa vadede değil, 3 haftada, hani çünkü bana yazanlar oluyor bu kirpik olayında falan da. Hani kaşlarım uzamıyor, etmiyor falan. Ama daha hani 2 hafta kullanmış, 3 hafta kullanmış. Onu 1 ay böyle en azından 1,5 ay, 2 ay bir düzene oturttuktan sonra zaten farkını görmeye başlıyorsunuz ve bir anda oluyor. Hani yavaş yavaş değil de bir anda bir bakıyorsunuz kaşlarınız gürleşmiş, bir anda bir bakıyorsunuz kirpikleriniz bir anda uzamış. O şekilde bir en azından benim üzerinde bir etkisi oluyor. Şöyle kaşlarımı sürüyorum. Ondan sonra tarıyorum. Tekrar istersem keyfime göre tekrar geçiyorum böyle üzerinden. Bol bol sürüyorum yani. Kaşta zaten herhangi bir sıkıntısı olmayan, kirpiye sürerken tabii gözümün içine kaçacak diye o kadar çok fazla süremiyorum bu yağı. Ama kaşlarımı sürerken bol bol sürüyorum ve öyle yatıyorum. Her gece yapmaya özen gösterirseniz bunu gerçekten kaşlarınızda elle tutulur bir değişim olacaktır. Söz veriyorum size olacağı hakkında ama kesinlikle her gece yapmanız gerekiyor. Bir düzene oturtturmanız gerekiyor. Güzelliğiniz için bazen böyle şeylere katlanmamız gerekiyor diye düşünüyorum en azından. Hani ben katlanıyorum. Kendimde bazı şeyleri çünkü değiştirmek için uğraşıyorum, ediyorum. Ve hani kaşlarımın da şu tarafının uzaması, birazcık daha kaşımın kavisli olmasını ve hani gözlerim, göz şeklinizi bile değiştiriyor aslında kaşlarınız. O yüzden ben önemli olduğunu düşünüyorum. Umarım bu video işinize yarar. Umarım kaşlarınız gürleşir, istediğiniz şekli alır, hali alır. Eğer kaşlarımı nasıl şekillendirdiğimi izlemek istiyorsanız onunla ilgili de bir video var kanalımda. Onu da çekeceğim. Kanalıma bakabilirsiniz. Hepinizi öpüyorum. Bir daha videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.